Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ondalıklı sayılar konusunu öğreneceğiz. Öncelikle ondalıklı sayı nedir? Paydası 10, 100, 1000 yani onun kuvveti olan veya bu şekilde yazılabilen sayılara ondalıklı sayı diyoruz. Bunların virgülle gösterimine de ondalıklı gösterim adını veriyoruz. Burada Dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Kesinlikle paydamız 10, 100, 1000 veya onun kuvveti olmalı. Ve bunları virgülle gösterirken paydadaki sıfır sayımız kadar virgülden sonra basamak yazıyoruz. Yani paydamız 10 ise paydamızda bir sıfır olduğu için virgülden sonra bir sayı yazacağız. Eğer paydamız 100 ise 2 sıfır var paydada o zaman virgülden sonra 2 basamak yazabileceğiz. Yazmalıyız yani. Eğer paydamız 1000 ise burada paydada 3 tane sıfır var. O zaman biz virgülden sonra 3 tane basamak yazacağız. Ee, geçen yıllarda öğrendiğimiz gibi önce tabii ki de tam kısmını yazmaya başlayacağız. Daha sonra ondalıklı kısımla devam edeceğiz. Örneğin 1 bölü 10 kesirimizi önce tam kısmına bakıyoruz. Tam kısmımız olmadığı için sıfır tam. Daha sonra 1 bölü 10'u ise virgülden sonra bir basamak olmalı. O yüzden 1 sayısını direkt yazabiliyoruz. O konuşu da 0 tam 10'da 1 şeklinde oluyor. Eğer 1 bölü 100 ise ifademiz ne demiştik? Virgülden sonra 2 tane sayı olmalı. Yani biz buraya sadece 1 yazamıyoruz. 2 tane sayı yazmak zorundayız. O yüzden eksik olan basamağımıza 0 sayısını yazarak 0 tam %1 şeklinde okuyoruz. Ya da 1 bölü bin ifademizde yine tam kısmımız mevcut olmadığı için sıfır tam virgülümüzü koyuyoruz. Virgülden sonra üç tane basamak yazmalıyız. Bir yeterli gelmeyeceği için iki tane sıfır ekliyoruz. Okunuşu sıfır tam binde bir şeklinde oluyor. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını birlikte yazalım arkadaşlar. A şıkkına bakarsak virgülden önceki kısma tam kısım, virgülden sonraki kısma ondalıklı kısım veya kesir kısmı dediğimizi daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Okumaya öncelikle tam kısmıyla başlamamız gerekiyor. 3 tam Virgülden sonra bir tane sayı olduğu için onda diye okuyorum. Onda 2. 3 tam 10 2. B'deki sayımızda yine öncelikle tam kısmını okuyorum. 10 4 tam Bu sefer virgülden sonra 2 tane sayımız var. Yüzde 8 diyorum. 14 tam yüzde 8. C şıkkımıza baktığımızda yine önce tam kısmını okuyorum. 9 tam virgülden sonra 3 tane sayımız var. Binde diye okuyoruz. Binde 104. 9 tam binde 104. D şıkkındaki ifademiz. Yine önce tam kısmını okuyoruz. 10 tam virgülden sonra 2 tane sayımız var. Yüzde diye okumalıyız. Yüzde 83. Bu şekilde ondalıklı sayılarımızı okuyoruz. Diğer örneğimizde ise okunuşlara verilmiş bize bu sayıların nasıl olarak yazılacağı soruluyor arkadaşlar. A'daki ifademiz iki tam yüzde 9. Öncelikle her zaman tam kısmını yazıyoruz. 2 tam virgülü koydum yüzde dediği için virgülden sonra iki basamak olmalı. 9'u tek başına yazamayacağımız için 09 diye yazıyoruz. 2 tam yüzde %9 şeklinde okuyoruz. Diğer ifademiz 11 tam onda 1. 11 tam tam kısmımızı yazdık. Onda dediği için virgülden sonra bir basamak olacak. Zaten 1 yazdığımız zaman sayımızı bulmuş olacağız. 11 tam 1 olacak. C'deki ifademiz 5 tam binde 76. 5 tamımızı yazıyoruz. Binde dediği için virgülden sonra 3 basamak olmalı. 76 yeterli gelmeyeceği için 076 yazıyoruz ve 5 tam binde 76'yı da bu şekilde ondalıklı olarak göstermiş oluyoruz. Peki, aşağıda verilen ondalıklı kesirlerin ondalıklı gösterimlerini yani virgüllü olan gösterimlerini yazacağız birlikte. Öncelikle her zaman tam kısmıyla başlıyoruz gençler. A şıkkına baktığımız zaman tam kısmımız mevcut değil o yüzden sıfır tam. Virgülden sonra bir sayımız olmalı o zaman sıfır tam onda dört. B'deki ifademizde yine tam kısmımız mevcut değil sıfır tam. Virgülden sonra iki basamak olmalı o zaman sıfır tam yüzde yirmi bir. C'deki ifademizde tam kısmımız yine sıfır tam. Virgülden sonra 2 basamak olacak. 6'yı yazmak yeterli olmayacağı için 06 yazacağız. O zaman 0 tam %6'yı da bu şekilde göstereceğiz. D'deki ifademiz 456 bölü 1000. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Virgülden sonra 3 basamak olmalı. E bizim zaten 3 tane basamağımız var pay kısmımızda. O zaman yine 0 tam 1000'de 456'yı bu şekilde gösterebiliyoruz. E'deki ifademizde arkadaşlar birazcık daha farklı çünkü paydaya baktığımızda 10 ama pay kısmında iki tane sayı var. Fakat biz virgülden sonra bir tane sayı yazabileceğiz. O zaman virgülümüzü 1 ile 3 arasına koyacağız ve burayı bir tam onda üç şeklinde göstereceğiz. F'deki ifademiz 42 bölü bin. Virgülden sonra 3 basamak koyacağız. E bizim zaten iki tane basamağımız var. Yeterlidir. O zaman 0 tam 1000'de 42'yi bu şekilde gösteriyoruz. 5 tam 7 bölü yüzde ise tam kısmımız 5 tamdır. Yüzde 7 dediği için virgülden sonra iki basamak olacak şekilde sayımızı ayarlıyoruz. 123 Yüz bölü yüzde yine e şıkkındaki gibi Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde virgülün yerini ayarlamamız gerekiyor. O da 1 ile 2 arasında geldiği zaman bir tam %23 şeklinde ondalıklı olarak göstermiş oluyoruz. Peki paydamız 10, 100, değilse biz bu ondalıklı sayıları nasıl göstereceğiz? Paydayı 10, 100, yapacağız arkadaşlar. Genişleteceğiz, sadeleştireceğiz. Bazen hem genişletip hem sadeleştirmeyi birlikte yapacağız. Yani bizim amacımız paydayı bir şekilde 10, 100, yapmak. Eğer aklımıza gelmiyorsa payı paydaya böldüğümüz zaman da aynı sonucu bulacağız. Biz ilk örneğimizi genişletmeyi ve sadeleştirmeyi kullanarak yapalım. A'daki ifademiz 3 bölü 4 ve ondalıklı olarak göstermemiz gerekiyor. Paydayı 10 yapabilir miyiz genişleterek? Hayır. 4 hiçbir sayı ile genişleterek 10 yapamam. Ama 100 yapabilirim. O zaman ben bu ifadenin payını ve paydasını 25 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar payda kısmım 100'dür. Çünkü 25 ve 4'ün çarpımı 100 edecektir. Pay kısmımız ise 25 çarpı. 3'ten 75'tir. Artık ondalıkla olarak yazabiliriz. Çünkü paydamız 100'dür. Tam kısmımız 0 tam. %75'tir. B'deki ifademiz arkadaşlar 125 bölü 500. Burada bin yapmak için 2 ile genişletebiliriz. Fakat değişiklik olsun. Biz burada sadeleştirelim. Paydayı 5 ile e, sadeleştirirsek 100 yapabiliriz. Tabi haksızlık olmaması için hem payı hem paydayı aynı sayıyla sadeleştiriyorum. Bölü 5, bölü 5 yapıyorum. Burada da sadeleştirme yolunu tercih ediyorum. Paydamız arkadaşlar 500'ü beş 5'e böldüğümüz zaman 100. Pay kısmımız 125'i 5'e böldüğümüz zaman 25. O zaman 25 bölü 100'ü artık ondalıklı olarak yazabilirim. O da 0 tam %25. Şimdi C'deki ifademiz 9 bölü 15. Baktığımız zaman arkadaşlar biz 15'i genişleterek 10, 100, 1000 yapamıyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman da aynı şekilde. o zaman biz bu iki işlemi birlikte yapacağız. Yani önce sadeleştirip sonra genişleteceğiz. Öncelikle payı ve paydayı 3 ile sadeleştiriyoruz. Kesirimiz 3 bölü 5'e dönüşüyor. Şimdi artık düşünüyorum 10-100 bin yapabilir miyim? Evet, artık çok rahatlıkla 10 yapabilirim. Şimdi de 2 ile genişletmeyi tercih ediyorum. Kesirimiz 6 bölü 10. On. Artık ondalıklı yazabiliriz. O da 0 tam 10 6 olmuş oluyor. Burada ise e, genişletmeyi veya sadeleştirmeyi kullanmak yerine payı paydaya bölerek nasıl yazabiliriz? Bir de bunu inceleyelim arkadaşlar. Yine ondalıklı olarak yazacağız kesirlerimizi. Dediğim gibi genişletip sadeleştirebiliriz. Ama oldu ki o an aklımıza hangi sayı ile genişleteceğimiz veya sadeleştireceğimiz gelmedi. Tabii ki de boş bırakmak yerine hemen payı paydaya bölüyoruz. A'daki ifademiz 9 bölü 5. Zaten buradaki kesir çizgisinin ifadesi bölme işlemidir arkadaşlar. Okurken de dikkat ederseniz 9 bölü 5 diye okuyoruz. 9'u 5'e bölüyoruz birlikte. 9'un içinde 5 bir kere vardır. Kalanımız 4'tür. Şimdi 4'ün içinde 5 yoktur. O yüzden buraya 0, buraya hemen bir virgül koyuyoruz. 40'ın içinde 5, 8 kere var. 8 kere 5, 40. Cevabımızı 1 tam onda 8 olarak buluyoruz. Eğer 2 ile genişletmeyi tercih etseydiniz yine aynı cevabı bulmuş olacaktınız. Diğer bir ifademiz 16 bölü 25. Burada yine 4 ile genişleterek paydayı 100 yapabiliriz. Fakat biz 16'yı 25'e bölmeyi tercih edelim. 16'nın içinde 25 yok. O zaman hemen buraya bir virgül, buraya da 0 ve virgül koyuyorum. Daha sonra 160'ın içinde 25 arıyorum. 160'ın içinde 25 arkadaşlar. E 6 kere deneyelim. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde var. 15. Gördüğümüz gibi yeterlidir. Oldukça yaklaştık. Onun içinde 25 yok. Yine buraya bir sıfır koyuyoruz. Artık buraya ekstra bir işlem yapmıyorum. 100'ün içinde 25 4 kere vardır. Çünkü 4 kere 25 yüzdür. Gördüğümüz gibi ondalıklı gösterimimizi 0 tam %64 şeklinde bulabiliyoruz. Payı paydaya bölerek de kesirlerimizi ondalıklı olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.